Evet, 23 Ağustos. Her zaman böyle bir kitapçık geliyor öncesinde. Bu kitapçıkta bu ay çocuğumuza neler yaptırabiliriz gibi içerikler bulunuyor. İşte bu ilk sayfası benim en sevdiğim sayfa. Daha önce de söylemiştim. Burada çocuğumuzun, 23 aylık bir çocuğun neler yapabileceğini, işte zihinsel olarak dil gelişimi, duygusal sosyal gelişim, motor gelişim, 4 farklı alanda neler olabileceğini burada yazıyor. Örneğin 50-70 arası kelimesi vardır diyor. Yani bunun gibi örnekler, zıplar diyor. Bizimki zaten çok uzun zamandır zıplıyor. Her neyse. Bu ilk giriş sayfası bu şekilde oluyor. Ve diğer sayfalar farklı içeriklerle geliyor her zaman. Her ay farklı bir içerik. İşte burada babama yardım ediyorum başlıklı bir şey var. Burada altında üstümde gibi, yani her muhtemelen altında ve üstünde kavramlarını öğreten bir şey var, sayfa var. Bu yanda talimatlar var. Yani bu sayfayı çocuğa tanıtırken neler yapacağız? İşte bazen yanına ekstradan objeler falan gönderiyorlar. Onlar da kutudan çıkıyor. Bazen evden bir takviye yapmanız gerekebilir. Biraz sizin hayal gücünüze kalabilir. Bu şekilde hemen içeriğine şöyle kısaca bir bakalım. Ben de şu anda görüyorum malum. Daha sonra bunları tek tek okuyacağım ve çocuğuma nasıl bir yönlendirme yapacağımı öğrenmiş olacağım. Evet, burada defter gibi bir bir şey gelmiş. Daire çiziyorum diyor. Muhtemelen çocuğa daire yaptırmayı deneyeceğiz. Evimizde zaten defterimiz vardır. Oradan da devam edebiliriz. Yan tarafında zaten hepsinin açıklamaları yazıyor olacak evimize geldiğinde. Burada yazanların dışına da çıkabiliyoruz kendi hayal gücümüzle. Burada bulunan şeyleri çocuğa sorabiliyoruz, gösterebiliyoruz. Bir sürü yolu var bunu kullanmanın. Sayfalar bu şekilde. Her sayfa farklı bir yönde değerlendiriliyor. Haydi dinozorlar uykuya, oyuncu dinozorlar gibi, parçaları birleştir gibi, kırmızı balonum, çemberden atmak mı, öyle bir şey var. Yaprakları takalım. Buralara yaprak takacağız büyük bir ihtimalle. Bu şekilde bir kitapçık geliyor ve bu kitapçığa göre çocuğumuzu yönlendiriyoruz. Mutlaka bir tane ayın meyvesi diye bir broşür geliyor içerisinde. Mesela bu ayın meyvesi portakalmış. Mevsime uygun olarak gönderiliyor bu ve içerisinde portakal hakkında, işte portakalın ne tarz faydaları vardır gibi, yani portakal üzerine işte besin değerlerini falan yazan bir broşür geliyor. Arkasında da genellikle bu portakalla alakalı tarif veriyorlar. İşte o ay neyse onunla alakalı tarif çıkıyor. Portakallı kereviz ve portakallı pilav tarifi vermişler. Bir oyun hamuru geldi. Mavi renkli bir oyun hamuru. Daha önceki kutularımızda da oyun hamuru hemen hemen, yani bu 5. falan. Ben 15. ayda başladım. 5. oyun hamuru bu sanırım. Ara ara gönderiyorlar. Bakalım bu neymiş? Bu sanırım bir boya. Ne olduğunu şu an ben de bilmiyorum. Burada parçaları birleştirebileceğimiz bir, hani o parçaları birleştir broşürü vardı ya, sayfadan geçerken dikkat etmiştim hemen. Onun parçaları birleştirme, yani biz bunu parçalarını birleştireceğiz o sayfa üzerinde. Kabaca öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük küçük kavramlarından bahsedeceğiz gibi bir bilgi var. Hemen açalım. Evet, hani küçük armut, büyük armut gibi muhtemelen. Renklerini de vurgulayabiliriz. Sarı armut, yeşil armut. Bu şekilde bir kartlar gönderilmiş bu ay. Küçük çiçek, büyük çiçek. Kalitesi oldukça güzel bu setin. Ben beğeniyorum. Büyük yıldız, küçük yıldız. Büyük balık, küçük balık gibi büyük küçük kavramlarını öğretebileceğimiz bir broşürler gelmiş. Dinozor sayfaları vardı bir kitapçıkta. Onunla alakalı bazı parçalar gelmiş. Şöyle göstereyim. Evet, böyle iki farklı renkte dinozor, iki farklı renkte yatak ve bir tane büyük dinozor.
pardon, iki tane büyük dinozor, iki tane de büyük yatak. Yine büyük küçük ve kırmızı, mavi, sarı gibi renkler sanırım örtebileceğimiz bir kartlar serisi. Kitaptaki yönlendirmeye göre hareket edeceğiz. Bir kitap gelmiş. Penguenler Uçamaz kitabı. Harika görünüyor. Bu kitabın sahibi işte kimse, çocuğunuzun adını yazacaksınız. Ay çok güzel gerçekten. Kitap. Burada şantiyede diye bir başlık atılmış ve şantiyede olacak bütün objeler kenarlarda aynı zamanda hikayeleştirebileceğiniz bir fotoğraf var. Bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte kenardaki şeyleri tanıtabilirsiniz. Böyle bir broşür var. Benim kızım bu broşürleri pek sevmiyor. Ve her ay böyle iki sayfalı bir hikaye mutlaka koyuyorlar içine. 23 ay masalımız diye yatarken okuyabileceğimiz hafif, küçük, yer tutmayacak ve kısa, çocuğu fazla sıkmayacak bir hikaye mutlaka koyuyorlar. Sincap'ın Seyahati isimli bir kitap. Yani çok önceki aylarda buralarda çok az, ikişer cümlelik yazılar vardı. Aylar arttıkça çocuğa göre artık algılaması değiştiği için ona göre gönderiyorlar hikayeleri. Ve mutlaka anne baba için bir not var. Yardımlaşmayı öğrenme yazıyor bu ay içinde. Bu anne babanın okuyacağı bir broşür oluyor her seferinde. Anne baba nasıl davranacağını birçok kez, hani anne babaları bilinçlendirmek adına her ay bu şekilde bir broşürde gönderiyorlar. Dinozorlar için dinozor sayfasına gidiyorum. Neredeydi? İşte buradaydı. En basitinden diyor ki çocuğunuzun farklı renkleri ayırt edip aynı olanları eşleştirebilmesine yardımcı olmak amacımız diyor. Dinozorları yataklarına yatır, aynı renkli olanları aynı yere yatır gibi bir sayfa. Bir tane kalem geldi. Onu da göstermek lazım. Bu kalemlerden de daha önce sanırım 3-4 tane gelmişti. Yani bazen ara ara kutularda birer tane, ikişer tane gibi çıkıyor. Şu boyayı ben merak ettim. Yani boya olduğunu düşündüğüm şeyi merak ettim. Çok güzel. Parmak boyasıdır muhtemelen. Hemen bunun sayfasını da bulmak istiyorum. Anlam ve önemini kavrayabilmemiz adına. Evet, boyanın ne anlama geldiğini şu an anlamış oldum. Burada bir ağaç vardı ya, hani yapraklarını takacaktık. İşte gönderilen bu yeşil renkli parmak boyasıyla buraya çocuğumuzla beraber yaprak yapacakmışız. Anlamı buymuş. Yani bu kitapçık olmadan ne yapacağımızı tam olarak bilemeyebiliyoruz. Aynı zamanda burada gördükten sonra kendimiz de çoğaltabiliyoruz. Yani kırtasiyeden başka şeyler alıp bir ağaç yapıp kırmızı boya alıp elma yapabilirsiniz vesaire. Yani çeşitlendirebiliriz. Bu bize sadece fikir veriyor, önderlik ediyor diyebilirim. Ben yine çok beğendim. Ellerine sağlık. Şimdi güzelce topluyorum ve kızımla birlikte sanki ilk kez açıyormuşum gibi yapacağım. Ve ona tekrardan onunla beraber kutuyu sıfırdan açacağız. Şu an kendisi uyuyor. Evet.
Bolcu'ya da göstermek istiyorum. Parçaları birleştir sayfası vardı. Parçaları bu şekilde birleştireceğiz. Bir önceki ay 2 parçalı yapbozlar gelmişti. Bu ay 3 parçaya çıkarmışlar. Çocuğun işte gelişimine göre farklı şeyler gelebiliyor kartondan. Yapmamız gereken şey burada yazıyor. Sayfada gördüğünüz yapbozun tamamlanmış halini çocuğa gösterin ve yapbozu tamamlaması için cesaretlendirin diyor. 23 ay